Arkadaşlar selamünaleyküm. 3 günde biter denen savaşta, yani Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde 100 günü geride bıraktık. Bugün genel hatlarıyla bu ilk 100 günü konuşalım ve Bayraktar TB2'nin üreticisi Baykar çok kral bir hareket yaptı. Bugün bütün dünyanın bir anda gündemini oluşturan bu harekete de değinelim. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın üzerinden 100 gün geçti. Bu kadar uzun sürmesi de Rusya'nın bu kadar başarısız olması da beklenmiyordu. Tabi Ukrayna'nın her ne kadar çok ciddi destek alsa da bu derece sağlam direniş göstereceği de beklenmiyordu. Putin'in sadık müttefiki Lukashenko savaşın başında çok iddialı bir açıklama yapmıştı. 3 günde Kiev'i alacağız. Zelenski de karşımıza titrecek demişti. 3 günde biteceğini düşündükleri savaş 100 gündür sürüyor. Savaşın ilk günlerinde Rusya 3 istikamette saldırı başlattı. Bu şekilde Ukrayna'da ciddi bir panik oluşturmayı hedefliyordu. Ve bu ani saldırılarla Ukrayna neye uğradığını anlamadan Kiev'e sabotaj gruplarını yerleştirecekti. Aynı şekilde başkentin etrafındaki havalimanlarını ele geçirecek ve indirme yapacaktı. Bu şok saldırısının ardından da Zelenski ve ekibi teslim olmazsa öldürülecekti. Tüm bu yapılanlardan sonra Ukrayna'nın 2014 yılında gösterilerden sonra kaçan eski Cumhurbaşkanı Yanukovic yeniden ülkeye getirilecek ve Ukrayna Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtulacaktı. Hatta savaşın ilk saatlerinde Yanukovic Belarus'ta Kiev'e gitmek için hazır bekliyordu. Rusya'nın Ukrayna'da rezil olmadığını, Putin'in zaten savaşı böyle planladığını iddia edenler sadece bu örneğe bakabilirler. Rusya birkaç saat, en fazla birkaç günde Kiev'i ele geçireceğine o kadar inanmıştı ki Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtacağı ismi Belarus'ta hazır bekletiyordu. Bu geçtiğimiz 100 güne baktığımızda Rusya'nın aslında gereğinden fazla ciddi alınan bir devlet olduğunu gördük. Daha doğrusu Putin'in ve ekibinin düşündüğümüz kadar uyanık ve akıllı olmadıklarını fark ettik. Çünkü Ukrayna 8 senedir bugün için hazırlanıyordu. Kırım'ın işgalinden beri hem askeri teçhizat edinme anlamında hem de askeri eğitim anlamında bugün için adımlar atıyorlardı. Ama Kremlin yönetimi herkesin farkında olduğu bu hazırlığı ya detaylarıyla bilmiyordu ya yeterince ciddiye almamıştı. Bilmemek de yeterince ciddiye almamak da zafiyet demek. Birisi istihbaratının zayıflığını gösterir, birisi devlet aklının. Her ikisi de devlet için kötü. Zaten Rusya'nın Ukrayna'da bataklığa saplanmasından bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Putin savaşın daha ikinci gününde Ukrayna ordusuna seslenmişti. Kiev'de yönetimi devirin sizinle anlaşabiliriz diye çağrıda bulundu. Bu çağrı bile Putin'in Ukrayna'da beklediğinin çok ötesinde bir bataklığa saplandığını göstermeye yeterli. Tabi bu söylediklerimin hiçbiri Rusya'nın sahada ilerleyebildiği gerçeğini değiştirmiyor. 2014'te Kırım ve Donbas'ın bir kısmını işgal ederek başladıkları süreç son işgal hareketiyle biraz daha yayıldı. Şu ana kadar Rusya Ukrayna topraklarının yüzde %20'sini işgal etti. Yani Rusya tahmin ettiği kadar kolay ilerleyemese de şu ana kadar işgal ettiği toplam arazi 43 bin kilometre karelik bir alana karşılık geliyor. Ve Rusya'nın bu saldırıda ya da işgalde diyelim başarısız olması hedefini değiştirmesine sebep oldu. İlk başta Kiev'i hızlıca düşürmeyi hedeflerken başarısız olunca savaş Ukrayna'nın doğusunda yoğunlaşmaya başladı. Şu an Rusya'nın işgalinin yükünü Ukrayna'nın doğusu taşıyor. Ukrayna için bu da en az Kiev kadar büyük bir tehdit. Çünkü Ukrayna'nın doğusu ülkenin sanayi damarı olarak biliniyor. Yani Rusya'nın burada hakimiyet kurması hem Ukrayna sanayisini hem de genel anlamda ticaretini vuruyor. Çünkü Rusya'nın işgal ettiği bölgelere bakarsak Ukrayna'nın denizden dünya ile bağlantısının neredeyse tamamen kesilmiş durumda olduğunu görüyoruz. Son günlerde biliyorsunuz dünya genelinde ciddi bir tahıl krizi var. Bu kriz Avrupa'nın tahıl ambarlarından biri olan Ukrayna'nın mahsulünü limanından çıkaramamasından kaynaklanıyor. Yani Rusya'nın işgal hareketinin ilk 100 gününü hesaba katarsak bu anlamsız savaşın kısa sürede bitmesi pek mümkün gibi görünmüyor. Şu an için masada bir çözüm de çok olası değil. Çünkü zaten savaşın ilk haftalarında görüşmeler başlatılmıştı. Bu görüşmeler 4 tur devam etti. Ama Rusya'nın imkansız talepleri ve Buça'da yaşanan katliamların ardından görüşmeler çıkmaza girdi. Ve bu müzakerelerin yeniden başlaması için şu an pek uygun bir zemin var gibi görünmüyor. Ukrayna savaşın ilk ayında son işgal hareketi başlamadan önceki sınırlara geri dönmeyi mümkün görüyordu. Ama yaşanan bunca olaydan ve ölümden sonra Zelenski kendi toplumuna bile bunu kabul ettiremez. Aynı şekilde Rusya da hiç olmazsa Donbas'ın tamamını işgal etmeden bu saldırıları durdurmayacak. Şu an için tek bir ihtimal var gibi görünüyor. Eğer olur da Rusya Donbas'ta ciddi bir çıkmaza girerse ve zor da olsa Rus generaller Putin'i daha fazlasının imkansız olduğuna ikna ederse Rusya bu konuda U dönüşü yapabilir. Biz zaten en başından beri görüşmelerden yanaydık çizgisine gelebilirler. Bunların hepsini zamanla göreceğiz. Şu ana kadar bildiğimiz tek bir şey var. İlk 100 güne hesaba katarsak Rusya'nın Ukrayna'da bataklığa saplandığını ve çıkamadığını söylemek zor değil. Aynı şekilde bu savaşta Türkiye'nin bölgesinde yükselen bir yıldız olmaya başladığını söylemek de zor değil. Siyasi anlamda Türkiye bu bu süreçte ciddi rol üstlendi. İki tarafı masaya oturtup savaşın sonlanması için çalışan nadir ülkelerdendi. Batı Ukrayna'nın arkasında duruyor, bu doğru. Ama Batı hiçbir şekilde savaşın sonlanmasını istemiyor. Onların istediği tek şey Ukrayna'nın da Rusya'nın da bu savaşı kazanamaması ve bu şekilde sürecin uzaması. Süreç uzadıkça da Rusya'nın kan kaybetmesi. Batının bu savaşta başka hiçbir hedefi yok. Dediğim gibi çok az ülke savaşın bir an önce sonlanmasını istiyor. Türkiye de bunlardan biri. O yüzden de ülkemizde bu konuda ne kadar gurur duysak az. Ama gururlanacağım bir başlık daha var ve onunla ilgili göğsümüzü kabartan çok kral bir hareket de yapıldı geçenlerde. Biliyorsunuz son zamanlarda zaten Türkiye'nin insansız hava araçları dünyanın ilgisini çekmeye başlamıştı. Ukrayna Savaşı ile birlikte bu durum iyice zirveye çıktı. Ukrayna ordusu bizden aldıkları bayraktar TB2 sihalarla Rusya'ya kan kusturdu. Hatta bayraklara şarkılar yazıldı. Daha önce dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir milletin bir silah sistemiyle, hem de yurt dışından aldıkları bir silah sistemiyle bu kadar duygusal bağ kurduğuna şahit olmamıştı dünya ve yine geçenlerde dünyanın daha önce şahit olmadığı bir şey daha yaşandı. Biliyorsunuz bir yerde savaş varsa farklı farklı ülkelerden oraya yardım hareketleri başlar. Bu savaş ya da zulüm Müslüman ülkelerde yaşanıyorsa yardım faaliyetleri genelde Türkiye ve bir müttefiki olan birkaç ülkeyle sınırlıdır. Ama savaş Müslüman bir coğrafyada değilse bütün dünya insan olduğunu hatırlar. Tam olarak Ukrayna Savaşı'nda da bu durum yaşanıyor. Dünyanın farklı yerlerinde yardım kampanyaları düzenleniyor. Düşünün ki bu videoları hazırlarken ücretli görsel ya da efekt satın aldığım bir site bile savaşın ilk ayında bu ayki gelirimin tamamı Ukrayna'ya yardım olarak gönderilecek diye bir duyuru yaptı. Ve yanlış hatırlamıyorsam 50 bin avrodan fazla para toplandı. Yani şu an bütün dünya Ukrayna'ya yardım etmek için elinden geleni yapıyor. Ama ve farklı olan bu değil Farklı olan Litvanya'da başlatılan bir yardım kampanyası. Litvanya'da Ukrayna'ya Bayraktar TB2 hediye edebilmek için yardım kampanyası başlatıldı. Bu kampanya sonucunda 6 milyon avro para toplandı. Ve bununla Türkiye'den bayraklar TB2 satın alıp Ukrayna'ya hediye edeceklerdi. Evet dünyada daha önce bu tarz bir yardım kampanyası olmadı. Ya da olduysa da ben daha önce hiç duymadım. Bir savaş var ve oraya yardım etmek isteyen insanların umudu Türkiye'den çıkan bir silah sistemi. Bu muhteşem bir olay. Ama kral hareket dediğim kısım bu değil. Bayraktar TB2'nin üreticisi Baykar bu konuda bir açıklama yaptı. O istediğiniz bir adet Bayraktar TB2'yi Litvanya'ya Ukrayna'ya gönderilmek üzere biz hediye ediyoruz dediler. Ve Bayraktar almak için topladığınız parayı da Ukrayna'ya insani yardım olarak gönderebilirsiniz diye açıklama yapıldı. Bu gerçekten çok kral bir hareketti. Ve sadece Ukrayna'da ya da Litvanya'da değil bütün dünya basınında bu konu konuşuldu. BBC, Independent, Bloomberg, Euronews ve Wall Street Journal gibi küresel medya kuruluşları bu açıklamayı son dakika olarak duyurdular. Bu gerçekten Türkiye'nin prestiji için çok güzel bir hareketti ve son günlerde yaşanan bu olay üzerinden Kolayca diyebiliriz ki Türk savunma sanayi ve özellikle de insansız hava araçlarımız artık dünya çapında sistemler. Bir savaşta bir milletin umudu olabiliyoruz ve bu da savunma sanayimize olan ilgiyi her geçen gün arttırıyor. Mesela dünyanın büyük çoğunluğunun artık radarını aldığı bayraklar TB2'yi resmi olarak isteyeceğini açıklayan son ülkede Litvanya oldu. Yakın zamanda Türkiye'ye heyet gönderip görüşmeleri başlatacaklarını açıkladılar. Yani kısaca söylersek Rusya-Ukrayna savaşının ilk 100 günü bize daha çok 100 gün göreceğimizi gösterdi ve ve bu süre içerisinde Türkiye hem barışçıl siyasi hamleleri hem de savunma sanayisiyle yükselen bir yıldız olmaya başladı. İnşallah Türkiye ve bölgemiz için hayırlı olan neyse Rusya-Ukrayna savaşında da gidişat o yönde devam etsin. Ve masumların da öldüğüne hesaba katarsak elbette bir Müslümanın yapması gerektiği şekilde bu savaşın sonlanmasını istiyoruz. Süreci izlemeye devam edelim bakalım. Bir ülkenin bayraklar TB2 alıp müttefikine hediye etmek istediğini gören bu gözler daha nelere şahitlik edecek. Allah'a emanet olun.